Evet, herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkellikçi. Milletçe ve ülkece artık hasta olduğumuza göre kışa hazırlıklı bir şekilde giriş yapabiliriz. Ben de sonunda şifayı kapanlar kervanına katıldım. O yüzden arada sırada böyle gelebilecek tuhaf seslerden dolayı kusuruma bakmayın diyorum ve şimdi sen bu videoya geldiysen muhtemelen YouTube'a içerik üretmeye başladın veya başlayacaksın. Kafanda hangi kategoriyi seçsem gibi sorular var. Onu mu seçeyim, bunu mu seçeyim? 4000 saat lan, 4000 saat dolar mı? 1000 aboneye nasıl yapılır falan gibi kafanda deli sorular durmadan araştırıyorsun. Hoş geldin kardeşim, sevgili dostum. Ben bu videoda sana neyi vaat ediyorum? Açıkçası 10 aylık bir tecrübeyi anlatmayı vaat ediyorum. Ben 10 aydır YouTube'a aktif bir şekilde içerik üretiyorum. Bu süreçte neler yaşadım? Ne kadar zamanda 1000 aboneyi, 4000 saati doldurdum? Eğer ki kategorin özellikle teknoloji ürün inceleme dalındaysa işinin neden, zor, ne şekilde yol alabileceğini kendi tecrübelerime dayanarak sana aktaracağım. Çayınızı, kahvenizi kapın. Başlıyoruz. Teknoloji ve ürün inceleme kategorisi benim YouTube'da ilk çektiğim kategori veya video serisi değil. Daha öncesinde işte bir yemek kanalıyla alakalı bir girişimim olmuştu. Bir şeyler anlatabildiğim nedir tarzı seriler yapmaya çalışmıştım. Bir ara acaba oyundan mı yürüsem diye, çünkü oyun oynamayı seven bir insanım, oradan mı yürümeliyim gibi düşünceler kafamı sarmıştı. Ama günün sonunda hani o teknolojiye olan ilgim, merakım ya beni bu kategoriye doğru itti. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, birinci kural, asla ve asla içinden gelmeyen, sevmediğim bir kategoride YouTube'da var olmam mümkün değil abi. Çünkü hani çok klişe bir laf var ya, YouTube sürekliliği seviyor. Doğru abi, YouTube gerçekten sürekliliği seviyor ve sen sevmediğin bir şeyi ne bileyim bir ay yaparsın, iki ay yaparsın, üç ay yaparsın, beş ay yaparsın. Ama emin ol ki sen YouTube'a beş ay çok büyük emek veriyorsun belki ama sana hiçbir şey vermiyor abi. Üçün birini alacağız. Yani bu iş o kadar kolay değil, göründüğü kadar hızlı değil. Ben 15 Aralık 2021'de ilk videomu attım. Hızlı bir izlenme olmayacağını zaten biliyordum. Geçmişteki tecrübelerime dayanarak. Lan zaman geçiyor, 1 ay oldu, 2 ay oldu, 3 ay oldu. Sürekli video atmalısın, kendini güncel tutmalısın, trend videolara bakmalısın gibi gibi. Hani YouTube kanalı geliştirme aşamasında neler yapılmalı, bunları ben de izledim. Sen de izliyorsundur zaten. Ben çok büyük bir motivasyonla başladım. Haftada 3 video, haftada 4 video. Lan epeydir video çekmediğim dediğim süre haftada 2 videoydu. Yani ilk başlarda zaten videolarını kimse izlemiyor abi. Öyle bir durum var. Atıyorsun 5 izleniyor, 10 izleniyor, 15 izleniyor. Lan bakıyorsun aynı tarzı başka birisi bu videoyu çekmiş. Binlerce izlenmiş, yüz binlerce izlenmiş. Sen çekiyorsun, anam babam bile izlemiyor videoyu. Anladın mı? Arkadaşlarına diyorsun hadi bir izleyin falan filan. İzleyen oluyor, izlemeyen oluyor. Bu iş, bu devran zaten böyle yürümüyor abi. Artık bu YouTube'un algoritması nasıl bir algoritmaysa gerçekten kendi içerisinde senin hakkında bir fikir sahibi oluyor. Ve bu fikirler doğrultusunda da kanalına yön vermeye başlıyor. Sen 3 video attın, 5 video attın, 10 video attın. Başta işte hangi kategoride yer alıyorsun, hangi videoların yanında önerirsen daha çok izleniyor gibi bu tarz yoklamalar çekiyor YouTube. Sonra bakıyorsun her attığın video 30 falan izlenmeye başlıyor. İşte 50 izlenmeye başlıyor, 100 izlenmeye başlıyor. 2 ay sonra baktım mesela bir tane videom 1000 izlenmeye başladı. 1500, 2000, 2500 böyle böyle artıyor. Zamanla kümülatif olarak benim kanalım artmaya başladı. Şimdi analitikte de size göstereceğim bunu. Eğri hep yukarıya yönlüydü. Arada bir dalgalanmalar olsa bile genel ivme yukarıya doğru gidiyordu ve bu beni hep umutlandırıyordu. Ama verdiğim emek o kadar fazlaydı ki. Yani haftada 3 video çekiyorsunuz abi. Şöyle düşün. Hani editlenmiş hali 8-10 dakika arası bir videodan bahsediyorum. En basit haliyle yani 3 saati buluyor yaklaşık olarak. Haftada 3 videodan 9 saat sadece ve sadece bunun edit kısmı var. Ürünü temin ettin, geldin, setup'ını kurdun, anlattın. Onu zaten saymıyorum. Her bir ürün içinde 2 saat onu koy minimumda. 5 saat bir ürün için haftada yapar 15 saat. Yani normal bir mesainin 8 saat olduğunu varsayarsan haftada 2 gün mesaini tam zamanlı olarak bu işe vermiş oluyorsun. Karşılığında ne var? Hiçbir şey yok. Şimdi kategori teknoloji ve ürün inceleme kategorisi olduğu zaman zaten başka bir boyuta daha evriliyor olay. Sen çok fazla önerilere çıkamıyorsun. Genelde teknoloji kanallarının izlenmeleri aratmalardan geliyor arkadaşlar. Yani öneriler de tabii ki oluyor ama örnek veriyorum 2000 izlenmişse 1500 aramadan geliyor, 500 öneriden geliyor gibi böyle bir denklem kurmaya çalışıyor YouTube. Ve bunun sonucuna baktığın zaman da çok büyük bir sabır ve süreklilik istiyor. Ben 1000 abone ve 4000 saat sınırımı 9,5 aya tamamladım arkadaşlar. Benim 4000 saatim daha önce doldu.
1000 abonem geç doldu, öyle söyleyebilirim. Yani yaklaşık olarak 7,5 ayda benim 4000 saatim tamamlandı aslında. Ama 1000 abone birazcık geriden geldi. Eğer ki bu kategoriden yürüyeceksen şöyle bir zorluk daha var sevgili dostum. Ürün temini. Maalesef ki yani sen ürün inceleme kanalıysan ne yapman gerekiyor? Bolca kutu da açman gerekiyor. Onun için ürünü alman lazım. Ürünlere bakıyorsun, 500 lira, 1000 lira, 2000 lira, hani fiyatlar zaten uçmuş gitmiş. Ne yapacaksın? İşte bu anlamda birazcık çıkmaza giriyorsun. Kanalın büyüdükten sonra elbette ki sponsorlu içerikler falan olacaktır. Henüz bende de öyle bir şey yok. Ben de tamamen kendi paramla alıyorum. Ama genel düzen nasıl ilerliyor diye soracak olursan, ama herkes kendi cebinden alıyor. Yani yeni başlıyorsan bu kategoride birazcık sermayen olmalı. Rakamları örnek veriyorum. İşte 10.000 TL ben kardeşim ürünü alıp satmak için ayıracağım para diyeceksin. Ürünü alacaksın, inceleyeceksin, satacaksın. Sonra tekrardan yeni ürün alacaksın. Bu aradaki alsatlardaki fiyat kayıplarını göz ardı edeceksin. Yani işte 500 liraya aldın, 300 liraya sattın. O 200 lira o videonun bedeli olarak göreceksin. O anlamda işin bir de bu sıkıntısı var. Bir taraftan baktığın zaman da rekabetin de bol olduğu bir sektör. Yani teknoloji ve ürün inceleme. Baktığın zaman iyi yapan kanallar olduğu gibi, hani abi adam alıyor böyle kutuyu, tamam mı? Böyle. Evet arkadaşlar, ben şu an bu kutuyu aldım, içinden bakalım ne çıkacak deyip çekip hani 10 bin lira 100 bin lira giden izlenmeler de olabiliyor. Bu benim zoruma gidiyordu. Hala da ya gidiyor ama alıştım artık yani. O yüzden neyin ne olacağı hiç belli olmuyor ama rekabet var abi. Rekabet var. Ürüne para bağlaman gerekli. Yani bir sermayenin olması gerekli. Bu iki madde yan yana gelince mevcut düzendeki mevcut fiyatlarda birazcık seni zorlayabilir. Onun dışında şu da dikkatimi çekti. Hep diyorlar ya 1000 abonemi daha zor, 10.000 abonemi işte 1000 abone daha zor, 10.000 abonemi daha zor, 100.000 abonemi daha zor, 10.000 abone daha zor. Ben bunu çok anlamlandıramıyordum ama sanırım doğruluk payı var arkadaşlar. 1000 aboneye gerçekten ıkına sıkıla yani feryat figan ede ede geliyorsun abi. Şimdi bak bu çok sağlam bir psikoloji gerektiriyor. Atıyorsun, büyük emek var, para koymuşsun ortaya, çekiyorsun bir şey için, anladın mı? Ne için? Abonem artsın, izlenmelerim artsın, kanalım büyüsün diyor ama kanal büyümüyor. What the fuck man? 3 ay geçiyor, 5 ay geçiyor, işte 10 ay geçiyor, kanal büyümüyor. İşte burada bırakma noktasına gelen çok fazla arkadaşımız var. Abi ya burada bırakmayacaksın ya da bu işe hiç başlamayacaksın. Çünkü sen 8 ay, 9 ay, 10 ay büyüttün, büyütmeye çalıştın. Adeta bebeğin gibi baktığın kanalı bırakırsan ne oldu? Gitti abi, büyük emek. Büyük emek çöpe gitti. Ondan dolayı işte YouTube'a başlarken gerçekten kategorini iyi seçmelisin. Ben şu an bir şey başardığım için mi bunları anlatıyorum? Hayır, sadece başımdan geçen süreç neydi? Size bunlardan bahsediyorum. Çünkü insanın gerçekten bir motivasyon kaynağına ihtiyacı oluyor arkadaşlar. Beyin onaylanmayı sever. Yani sen bir şeyi doğru olarak düşünüyorsun. Başka güvenliğin bir üst akıldan da evet kardeşim doğru yoldasın dediğinde inanın ki motivasyonunuz bu anlamda çok güzel bir şekilde artacak. Haziran ayları gibiydi sanırım. Motivasyonum artık bayağı bir düşmüştü. Çünkü hani abi 1000 abone nerede? Ben daha belki 600 abone nerede falan böyle. Hani kanal çok yavaş ilerliyor. YouTube'da yine eğitim kanalı, web eğitim var. Zaten biliyorsunuzdur. Birçoğunuz bunu izlediyseniz web eğitimi hayli hayli hepsini izlemişsinizdir. Canlı yayınlar oldukça tatlı geçiyor. Yani aklındaki her şeyi sorabiliyorsun. Dillerinden geldikçe, dilleri yettiğince size bir şeyleri nasıl daha doğru yapıyorsun diye anlatmaya çalışıyorlar. Bu anlamda ben de bu canlı yayınlara dahil oldum. Sordum, öğrendim. Bu hiçbir şekilde ayıp değil. Çünkü yanlışsa yanlıştır abi. Yanlışın peşinden gitmeye gerek yok. Bunu en kısa şekilde çözmen gerekiyor ki büyümeye, gelişmeye devam edebilirsin. Derken 10 ayın sonunda kilidi kırmayı başardık. Abi kırdın da peki işte 127 videoda kırdın. Doğru. Geçenlerde bir arkadaş yorum yapmıştı. 129 video, 1400 abone nasıl oluyor bu iş, bir yerlerde yanlış yapıyorsun bir şeyleri diye. Hani yoruma saygın var. Eyvallah. Ama hani çok da bilip bilmeden konuşmamak lazım abi. Eyvallah. 129 video doğrudur. Bence de hak ettiğim abone sayısı kesinlikle bu değil. YouTube'un size sunduğu görüntülemeler kadar ilerleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani senin ne kadar önerirse o kadar da hızlı bir şekilde abone geliyor. Aboneyle alakalı işte shorts çekersen daha çok gelir. Küçük resimler böyle olmalı. Kendini geliştirmen için falan filan. Bu anlamdaki genel kanal büyütme bilgilerini şu an hani ben anlatmayacağım. Zaten birçok video var bununla alakalı. Ben burada kendi başımdan geçenleri anlatmak istedim. 129 videonun bana şöyle bir avantajı oldu. Genelde para kazanmanın aktifleştiği zaman işte günde 8-10 lira gibi bir beklentisi oluyor insanların, tamam mı? İşte 10 lira kazanıyorsan, 8 lira kazanıyorsan, 12 lira kazanıyorsan ya abi tamam zaten iyi, bu şekilde artmaya devam edecektir diye algı var. Doğru ama ben 10 ayda bu kilidi kırdım ama sırtımdaki heybemde çok video ile kırdım abi. Yani ben artık kapıya böyle yüklendim. Kapıya vura vura kırdım kapıyı. Dolayısıyla benim şu anda yaklaşık olarak
günlük kazancım 30 TL ile 40 TL arasında değişiyor. Genel ortalamaya baktığın zaman bence güzel bir kazanım arkadaşlar. 3. ayın sonu itibariyle şu andaki günlük izlenmelerim 3000'ler civarında. Yani yaklaşık olarak 1000 izlenme başına da 10 lira ile 15 TL arasında tutar şu anda birikiyor gibi gözüküyor. Bu kategoride kanal açmak isteyen arkadaşlara naçizane başından geçen şeyleri anlatmak istedim. Dilim döndüğünce bunları aktarmaya çalıştım. Eğer sormak istediğim bir şeyler varsa yine aşağıya bunları belirtebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet, bu videoluk da burada bitti. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsan like atıp abone olup yorumlara da birkaç bir şey yazabilirsin. Unutma ki senin de başına geleceği gibi veya şu an içerisinde olduğun gibi abone insanı gerçekten motive eden bir şey. Sen de iyi biliyorsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.